Alo. Benim çok iyi bir fikrim var. Hemen unut. Ya söyleyeceğimi bile bile niye savaşıyorsun? Kızım, pes etmek benim yapımda yok böyle, kanımda yok. Ben taş fırın erkeğiyim. Yani 30 yılda olsa ben sana karşı duracağım. İyi. Benim adım da Meltem. 30 yılda olsa ben hayatımıza renk getirmek için yeni fikirle üretmeye devam edeceğim. Ne yazık ki biliyorum. Tamam, neyse. Bir süreci ağzıma tıkmaya çalışıyorsun, söylüyorum. Yarın saat 23.30 gibi gönüllerden çıkalım. Zeynep'i de yanımıza alalım. Emre'nin başka programı yoksa o da gelsin. Beraber boğaza inelim. Bir tekneye atlayalım. Ve ondan geriye denizin ortasında sayalım. Ne? Evet, niye? Yılbaşına denizin ortasında girelim diye. İyi, niye? Ha şimdi ne demek niye? İşte böyle bir güzellik, değişiklik olsun diye. Hayır, şundan dolayı soruyorum. Hani empati kurmaya çalışıyorum. Kendimi senin yerine koyuyorum. Diyorum ki acaba yine böyle bir totem falan mı yaptın? Böyle hani bir teknemiz olsun mu istiyorsun? Böyle yazın tekne tatili mi yapmak istiyorsun? Ya da böyle hani Zeynep belki böyle denizlerde mi yaşamak istiyor? Onu mu düşünerek söylüyorsun bunları? Kızım biz böyle uzun yol kaptanı mıyız ki böyle denizde gireceğiz? Niye yani? Halipciğim ya şöyle bir değişiklik olsun, hayatımıza renk gelsin, bir ambiyans olsun diye söylemiştim. Pişman ediyorsun yani insanı. Hayır yani anlamıyorum yani. Niye denizde giriyoruz yılbaşına? Ne var? Amaç ne yani? Sen hiç hayatında denize girdin mi yılbaşına? Hayır. E işte bak girmemişsin, bir yeni bir şey denemiş olursun, fena mı? Ya öyle bir hayalim de yok benim. Ha belki totem olur, gerçekten biraz önce söylediğin fikir hoşuma gitti. Belki bir tekne tatili yaparız, belki bir güzel. Teknemiz falan olur bir gün, benim olur. Güzel fikir ha. Hadi gidelim ne olur. Sallanıyor tekne, benim midem bulur. Haluk. Hani şimdi yeni yıl ya. Yeni umutlar, yeni hayaller, yeni heyecanlar, yeni mutluluklar. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne isteyeceksen açık açık iste. Kaç yıllık karımsın, seni hiç yormayayım. Ne istiyorsun? Ya aslan kocam benim. Nasıl anlayışlısın ama. Teşekkür ederim. Dinliyorum. Ben diyorum ki, acaba böyle bir değişiklik olsun diye sen bıyıklarını mı kessen? Ya delirdin mi sen? Hayatta kesmem bıyıklarımı falan. Ben binbir güçlükle uzattım. Ne yani? Şimdi benim fikrim senin için hiç önemli değil mi? Hayır, tamam. Tabii ki önemli. Ama sen böyle benden yapamayacağım şeyler istiyorsun yani. Bıyıklarım güzel ya. Seviyorum ben bıyıklarımı. Ha yani yapamayacağım kısmını ben pek anlayamadım. Daha önce defalarca bıyıklarını bıraktın. Sonra kessin. Sonra bir daha bıraktın. Demek ki bu kadar zor bir şey değil yani. Kere sen beni tanıdığında ben bıyıklıydım. Bu halime alışmış olman lazım. Ya tabii ki alışığım. Seviyorum da. Ama şimdi acaba bir değişiklik mi olsa diyorum. O yüzden bir kessen diyorum. Yani her şey bitti. Olay döndü, dolaştı. Bana mı geldi yani? Benim bıyıklara mı geldi? Ben anladım. Ne yap? Benim fikirlerim, benim görüşüm senin için hiç önemli değil. Sen daha önce defalarca bana karıcığım ben seni sarışın seviyorum dedin diye ben anında randevu aldım kuaförden ve gittim saçımı sarı yaptım. Ha şimdi ben de sana diyorum ki acaba bıyıksız mı olsan? Ama tabii ne olacak senin hiç umurunda değil benim fikirlerim, benim görüşlerim hiç. Ya unut, unut. Bıyıkları kesmiyorum. Bitti. Bıyıklar güzel. Ben de sarışın olmuyorum. Bana yakışıyor bir kere. Tamam, ben de sarışın olmuyorum bir daha. Hadi bakalım. Haluk yarın akşam ne giyeceksin? Kıyafet. Ha. Ya bir kere de düzgün cevap versen. Yani ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Meltem alt tarafı zerolara gidiyoruz. Bir kat yukarı çıkacağız. İşte böyle geleceğim. Ama olmaz ki yani. Gördün ne kadar heyecanlandılar yılbaşı hazırlığı için. Şimdi onlar da bizden mutlaka böyle bir özenli giyinmemizi bekleyeceklerdi. Biraz şık olmamız lazım. İyi tamam tamam bakarız bakarız. Neyse şu yılbaşı stresinden kurtulduk ya. O bana yeter yani, planımızı yaptık. Emine. Ha. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? 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 Hoş geldiniz. İyi. Buyurun. Bizim planlarınızı iptal edin. Yılbaşı gecesi bizdesiniz. Evet. Şimdi şöyle, biz gönüllere şey yaptık, sözlük vermiştik. Tuğba'yım! Tuğba'yım!
Serolara söz verdik o yüzden. Duymayırım Tünür. Duymayırım. Çık oyna. Çık oyna. Tunurcuğum, sen yarın bize gelirken ne giyeceksen fotoğrafını çek bana gönder. Ha bizim seninle zevklerimiz hep aynı, kaka pişki oluruz sonra. Tamam, atarım. Tünür, istediğin bir yemek varsa söyle de Sultan Hanım onu yapsın da. Şimdi şöyle, bu Tuna ve gönüllere gitme fikri benden çıktı. O yüzden şimdi gitmezsek ayıp olur. Evet, yani evet. Yapmayın artık, biz bir aileyiz. Hani kız tarafını mı kuracaksınız? Yani yok şimdi şöyle ki onlar da çok heveslendiler yani böyle hazırlıklar filan. Ama ben de çok heveslendim. Beraber eğleneceğiz, birlikte yemek yiyeceğiz, yılbaşına birlikte gireceğiz diye. Ben de ne kadar heveslendim. Daha keşke bize sormadan bir plan yapmasaydınız. Yok artık. Bir de size soracaktım. Biz yani tabii ki geleceksiniz bize. Ne önde haber mi vereceksiniz? Tabii ki geleceksiniz. Sultan haklıdır. Ya biz bir aile yok. Hani ailede yılbaşında hep beraber olur değil mi? Tabii tabii. Yok hayır. Hani İstanbul dışında da olabilirdik. Onu söylemeye çalıştım ben. Evet. Ama İstanbul dışında değilsiniz ve buradasınız. Oldu ya. Ben bir tane bir buçuk partisi edeceğim. Siz ona gelmeyeceksiniz, gideceksiniz gönüllü Tuna'ya. Yok artık. Yok yok, söz verdikleri için ha böyle bir beş dakika uğrarlar sonra bize gelirler. Hayır, beş dakika falan istemiyorum. Bizim kapımız herkese açıktır. İsterlerse parti neymiş görmek isterlerse kesinle buyursunlar. Ama beş dakika falan öyle bir şey olamaz. Bize geleceğiz sonuç. Tamam, biz bir gönüllerle konuşalım ya. Konuşmanıza gerek yok. Geleceğiz sonuç. Tüm oyna, tüm oyna. Evet. Bunlar önden hazırlık. Isınma tutar. Sultan Hanım. Kıymayrım. Karşıda, karşıda. Tamam. Ben diyordum ki... Biz gönüllerle konuşuruz. Belki onları da alır şey yaparız ha, gideriz. Tabii belki onlar da gelir. Olsun. Kapımız herkese açıktır. Özellikle de parti nedir bilmeyenlere. Hani görmek isterlersen nasıl yapılırmış kesinler tabii. Evet. Ama biz kesinlikle onlara gitmeyiz. Bu böyle biliyorsun. Yarın akşam 8'de beklerim. Ona göre kes kalmayın. Sultan. Simay'la Emre'ye de haber et de onlar da başka plan yapmasınlar. Oldu. Oyarım onların közlerini bir de başka plan yapacaklar. Onlar ev sahibi sayılır. Tabii siz de benim canlarım, canlarım. Sağ olun, sağ olun. Evet, akşam 8'de gelin, geç kalmayın ki konukları birlikte karşılayalım, tamam? Başkaları da mı gelecek? Tabii ki Dünür. Tam bize yaraşır bir yılbaşı organizesi yapayım. Fillere testten bir yılbaşı partisi olacak. Herkes bu partiyi anlatacak. Hadi kalk gidelim. Hadi gidelim daha. Gidin kırmızı halı alacağım. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yarın akşam görüşürüz. Alo. Kırmızı halı mı dedim? Yılbaşı partisi savaşları başlasın. O ne demek öyle ya? Ne savaşı? Yani bir kere haklılar. Hani biz bir aileyiz artık. Birlikte girmek istemeleri normal yani. Yani zaten gönüllü Tuna da anlayışla karşılar yani bunu değil mi? Tabii. Ben bir onları arayayım da kahve gelsin. Şimdi şöyle bir durum oldu. Rıza Bey ile Sultan Hanım geldi. Onlar da yılbaşında evlerinde bir parti organize ediyorlarmış. Bize siz de gelin dediler. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz böyle bir şey. Hayatta izin vermiyor böyle bir şeye. Bir dakika Tuna. Siz ne düşünüyorsunuz peki Meltemciğim?
Şöyle, şimdi dünürlerimiz bizimle yılbaşına girmek istedikleri için... Evet. ...böyle zero gibi hemen hayatta olmaz falan diyemedik yani. Deseydik de çok işe yaramayabilirdi. Yani. Oldukça ısrarlıydılar. Meltem, evet, dinliyoruz, evet, 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 dinliyoruz, evet. Biz de onlara dedik ki... biz yılbaşı için Tuna'yla Gönül'e söz verdik dedik. Ama tabii beraber olmayı da çok arzu ederiz dedik. O yüzden de onlarla konuşalım, beraber size gelelim dedik. Hayatta gitmem. Hayatta gitmem yani. Oğlum ne oluyor sana ya? Peki onlar ne dediler bu teklife Meltem? Yani kapımız açık. Tabii ki gelebilirler dedi yani. Ne diyecekler? Yok. Teşekkür ederiz. Biz gitmeyiz. Biz kesinlikle gitmeyiz. Biz hayat dönül senin en çok bu tarafını seviyorum. Hayatta gitmeyiz biz. Çok doğru söylüyorsun hayatım. Var mı öyle canım? Var. Terbiyesiz. Ayrıca biz hazırlıklarımıza başladık yani. Öyle karar vermemiş miydik Meltemciğim? Hep beraber kutlayacaktık hani. Bir sürü hazırlık yapıyoruz yani. Bir sürü yaptığımız planları falan Gönül hatırlatırım sana yani. Ya oğlum sana ne oluyor ya? İyice çocuklaştın ha. Biz de herhalde sizinle birlikte girmek istiyoruz. Ama hani bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Sen istedin. Sen istedin biz de yılbaşına girmeyi. Doğru. Yani o kadar heveslendik. Planımızı, programımızı yapmaya başladık. Söyleyin canım, gelmiyoruz deyin. Ne demek yani? Ya biz şey de teklif ettik. Yani size sormadık tabii ama sonuçta bir samimiyetimize şey ederek... Yani onlara da siz de buyurun, gönüllerde de olalım dedik yani. Beraber olalım dedik. Aynen, ben öyle dedim. Yani bizde çok yer yok. Çok yer yok masada da. Çok istiyorlarsa sıkışarak oturabiliriz yani. Gülüm, rica ediyorum. Yarım ağzı da olsa lütfen davet etmeye falan kalkma. İstemiyorum onları bizim evde. Hayır, istemiyorum yani. Ne oluyor ya? İstemiyorum gelmelerini ya. İstemiyorum. Var mı davet etsin? İstemiyorum işte. Ama gelmiyorlar zaten. Kabul etmediler. Yani onlar istiyorlarsa gelsinler ama biz gelmeyiz dediler değil mi Haluk? Evet. Benim bir şey söylemem gerekiyor galiba. Gönül söyleyeceğim yani. Kusura söyle. Haluk, Meltem. Ben Rıza Bey ve Sultan'la çok fena kavga ettim. Aa. Evet, yani fena kavga ettik. Yani bundan sonra birbirimizin suratına bakabilir miyiz bilmiyorum. Yani ben onların benim suratıma bakacak yüzleri olmadığını düşünüyorum. Yani o derece yani. Ya ne yaptınız siz lütfen, ya? Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.